Efendim Ekotürk TV ekranlarından tekrardan herkese merhaba. Araştırma Masası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Ferman'la birlikte olacağız. Murat Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Erencan Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam isterseniz küresel tarafla başlayalım. Dün Amerika Merkez Bankası 75 bas puanlık faiz arttırmaya gitti. Sürpriz yok ama dün özellikle FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. En önemli açıklaması önümüzdeki dönemde bir noktada faiz arttırımlarını yavaşlatmak uygun olacak tarzında bir açıklamada bulundu. Diğer tarafta bu yılın sonunda faiz oranlarının %3-3,5 aralığında bir yerde olmasını beklediğini dile getirdi ki hali hazırda 2.25-2.50 seviyesi aralığında bir faiz oranı belirlenmiş durumda. Bu da kabaca 100 bas puanlık bir faiz artırımının geleceğine dair bir gösterge. Hangi dönem içerisinde önümüzdeki 3 toplantının totalinde 100 bas puanlık bir faiz artırımı gelebilir. Bir süre için trendin altında ekonomik büyüme görmeyi bekliyoruz tarzında açıklamalarda bulundu. Siz nasıl değerlendiriniz hocam 75 bas puanlık faiz arttırımını ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler noktasında nasıl bir sinyal aldınız Powell'dan? Her şeyden önce şunu vurgulayarak başlayalım. Daha önceki bazı toplantılar arifesinde ve sonrasında o dönem Fed'in başkanlığını üstlenen, şimdi Amerikan Hazinesi'nin sorumluluğunu üstlenen Profesör Yellen'ın da bahsettiği gibi biz sadece Amerika ekonomisini öncelikli olarak düşünüyoruz. Aldığımız kararların dünya ekonomisi üzerindeki etkileri de bizim malumumuzdur ama önceliğimiz bu değildir hatırlatmasına, uyarısına, temennisine rağmen hepimiz biliyoruz ki Fed'in tüm kararları, Fed'in sözlü ve sözsüz tüm iletişim unsurları ve bu çerçevede hatta ortaya koyulan tavır veya oy birliği, oy çokluğu gibi bütün göstergeler sadece Amerikan ekonomisinin değil ve fakat içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde daha da önem kesbetmek suretiyle bütün dünyanın kaderini, dünyadaki finansal seyri ve varlıkların değerini doğrudan ve dahi dolaylı şekilde etkiliyor. Hal böyle olunca tabii Fed'in Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi içerisinde Merkez Bankası rolünü üstlenen Fed'in dünkü kararı ve bundan sonra takip edecek kararları önemli. Önce ilan edilmiş malum manşetten bahsedelim. Beklentiler çerçevesinde 75 bipslik bir artış meydana geldi ve hemen açıklamanın ardından henüz Başkan Powell sözlü iletişime, konferansa ve soru cevap kısmına geçmeden evvel Nasdaq sermaye piyasaları geçtiğimiz toplantı açıklamalarından veya karar açıklamalarından hemen sonra olduğu gibi yukarı yönlü bir gelişme, bir sinyal verdi ama gene geçtiğimiz toplantılarda olduğu gibi bir süre sonra daha normale dönüş sergilendi. Yani piyasalar aslında biz irtibatı kaybetmedik, buradayız. Gözümüz, kulağımız, hesaplarımız sizin bundan sonraki karar ve duruşlarınızda mesajını vermiş oldu. Malum olunduğu üzere başlangıçtan bu yana Fed tabiri caizse güvercin tutumundan vazgeçme ve şahin tonlarının öne çıkması konusunda elini ağırdan aldı. Ve son toplantılarda uzunca bir aradan sonra faiz silahını yukarı yönlü bir sıkılaştırma aracı olarak kullanma sürecine girmekle beraber özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi dün Başkan Powell esas itibariyle şahin tonunun kuvvetlendirecek veya o yöne doğru meyledildiğini gösterecek bir dizi sinyal vermekten özenle kaçındı. Hatta yumuşama sinyallerinden bahsetti. Bu karar ve diğer kararların, önceki kararların birikmiş etkileri yakından izlenerek gerekli politikalar ortaya koyulacak ve gereği yapılacaktır şekliyle şunu vurgulamaya çalıştı. Evet, biz enflasyona yol vermeyeceğiz. Evet, Amerikan ekonomisinde göstergeler netice itibariyle sağlıklı bir büyüme, iştahlı bir büyümeyi işaret etmiyor ama bazılarının söylediği gibi bir resesyon içinde olmadığımız da açık ve net. Resesyonist eğilimler veya daraltıcı eğilimlerin özellikle istihdam piyasasındaki o çok kuvvetli gelişmelerle, rakamlarla
gözlemlerle örtüşmediğini biliyoruz. Gelirler ve harcamalar konusunda, sinayi üretim konusunda bu dörtlü zac ayağına baktığınızda zaten resesyondan uzak bir tablo çiziliyor mealinde bir gelişme oldu. Fakat Şahin tonunun vurgulanmaması ve keskinleştirilmemesi, sizin de söylediğiniz üzere o 3,5 manşetinden çok daha yukarı çıkılmayacağını, bazılarının öngördüğü gibi faiz arttırımının böyle 5'ler, 5,5'lar, 6'lar civarında sonlandırılamayabileceğini, daha ılımlı bir yukarı yönlü faiz kullanımına devam edilebileceğini uyandırdı ki altın ons bazı ons miktar bakımından bir parça dolara karşı avantaj elde etti. Esasen Erencan Bey, şunu da vurgulamakta fayda var. Kuvvetli dolar bir süre sonra Amerikan şirketlerinin de bu konudaki aleyhte lobi çalışmaları dolayısıyla sürdürülebilir bir politika olmaktan uzaktır. Biliyorsunuz bundan 20 yıl, 30 yıl evveline göre şu anda cirolarının, gelirlerinin önemli bir kısmını Amerika dışındaki uluslararası pazarlardan elde eden, dünya markalarını dünya piyasalarına sunan Amerikan şirketlerinden bahsediyoruz. Daha şimdiden bu sıkılaştırıcı politikalar vadesi haftalarla ifade edilirken, Amerika'da şirketlerin güçlü dolar, pahalı dolar yüzünden ihraç piyasalarında rekabetçi gücün azalması, kar marjlarının daralması gibi şikayetlerini yansıttıkları, ekonomi basınında özellikle bu konuda çok yorumun ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. O bakımdan Amerika, evet, kuvvetli dolar politikasını, anlaşılıyor ki sıkılaştırıcı politikalardan aldığı ilhamla 2-3 ay daha fasıla vermeksizin enflasyonu iki haneli rakamlara çıkartmamaktaki kararlılığına bir nişane olarak sürdürebilir. Ancak bazılarının dediği gibi artık yeni bir sayfa açılmıştır. Aylar boyu sürecek ve birbirini takip edecek, birbiri peşi sıra zincirleme çoğaltan etkisi oluşturacak bir faiz artış prospektinden veya istikbalinden bahsetme ihtimalimiz azalmıştır. Ez cümle, Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatın ve diğer ölçütlerin özellikle enflasyon ve hayat pahalılığının yakından takip edildiğini, iki haneli bir platforma geçme istidadını gösteren enflasyonun önünün kesilmesi için gereken her şeyin yapılmasına hazır olunduğunu, bu konuda mutabakat olduğunu, ancak daha yumuşak bir seyir içerisinde, daha zecri, daha kuvvetli ve uzun aylara yayılmamış bir faiz arttırım süreci ile, mekanizması ile bu sonuca ulaşılabileceğine dair inanç devam ediyor. Unutmayın, Powell daha faiz arttırımına başlamadan bir evvelki toplantıda Amerikan ekonomisinin supleksine, esnekliğine dikkat çekerek sıkılaştırıcı politikalara karşı özellikle istihdam cephesindeki gücümüz Amerikan ekonomisinin süpleksine ve Amerikan ekonomisinin dayanıklılığına en güzel bir örnektir veya bunun temelini teşkil eder demiştir. Ama seçim sattığı haline giriliyor. Bu çerçevede zaten cumhuriyetçiler resesyona zaten çoktan girdik de demokrat yönetim bunun tanımını değiştirerek resesyona resesyon demiyor şekliyle propagandalarını arttırmaya başlamışlardır. Tabii Beyaz Saray ve demokrat idarede buna karşı olarak resesyonist eğilimlerin var olmakla beraber buna dair karinelerin güçlü olmadığını, bütün dünyadaki en son IMF raporu salı günü çıktı biliyorsunuz, enflasyonda yukarı yönlü, büyümede ise aşağı yönlü revizyonlara, karamsar havaya rağmen resesyon tehlikesinin henüz Amerikan ekonomisinde yerleşik bir tehdit haline gelmediğini iddia ediyorlar. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Bu çok değerli bir zaman aralığı. Önümüzdeki 3 ayda çift haneler görülürse ve bu sıkılaştırma politikası devam ettiği şekilliyle veya o anda gerçekleşirse, o zaman Fed'in duruşunun da değişeceğine dair kuvvetli bir kanaat oluşmuş olur. Ama o da Ekim sonrasını, yani son çeyreği işaret ediyor. Hocam, şimdi şunu sormak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi daha öncesinde yükselmeye başlayan, hatta yeni
palazlanan bir enflasyon. Ve bu enflasyon olduğu dönem, yani geçmiş dönemden bahsediyorum, hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası bu enflasyonun geçici olduğuna dair çok net ifadelerde bulunuyorlardı. Ve ondan sonra hata yaptıklarını belirtip gaza oldukça sert bir şekilde bastılar. Ve 25 bas puandan başlayan faiz arttırım süreci 75 bas puan çıktı. İşte 25 bas puan bekleyen, piyasada 25 bas puan beklediği Avrupa Merkez Bankası 50 bas puan ile sürece başlamış oldu. Şimdi diğer taraftan, yani bugün geldiğimiz noktada resesyona ilişkin de yine evet, resesyon bir olasılık mıdır? Tabii ki bir olasılıktır tarzında açıklamalar var ama ekonomiyi topyekün derinden etkileyecek kadar bir daralma beklentilerinin olmadığını da hem Amerika hem de Avrupa tarafından görüyoruz. Şimdi enflasyonu küçümseyen ve hata yaptığını söyleyen merkez bankaları aynı durum için resesyon gibi bir senaryoda da oluşabilir mi? Yani mevcut açıklamalar sizce resesyon olasılığını küçümseyen açıklamalar mı? Evet, şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Resesyon ihtimal ve riskini reddetme veya kategorik olarak bundan uzak durma gibi bir tavır yok. Yani aslında enflasyon konusunda elini ağırdan alan, daha sonra özellikle enflasyonun yukarı yönlü seyir ve hızı ile yapısal karakteristik yapısı, hatırlayınız arz yapısından kaynaklanan arz temelli bir enflasyondur. Pandemi dönemindeki tedarik zincirindeki aksamalara büyük ölçüde dayanır. Dolayısıyla eğer bir enflasyon kompozit olarak ağırlıkla arz yönünden, arz yapısından kaynaklanıyorsa, talep bünyesi üzerinde daha etkin olan sıkılaştırıcı politikalar, parantez içinde faizin o kadar etkisi veya tedavi edici, sıkılaştırıcı bir sonucu olmaz mealinden bir yaklaşımla. %3'e yükseldiği zaman bunu Bayan Yalın da söyledi, Powell da söyledi, Biden da biliyorsunuz bu minvalde hatta %5'e geldiği zaman da kategorik bir tehlike görmüyoruz dediler. Ancak özellikle bu 41 yıl evvel, 42 yıl evvelki %13,5'luk yüksek manşet enflasyon konusunda örneğin meslektaşınız Larry Summers'ın yaptığı araştırmalarla şimdi ölçtüğümüz veya kullandığımız enflasyon ölçütlerini o döneme uyarlarsak, aslında o dönemde de 13,5 falan değil, 8-8,5'luk bir enflasyon var. Dolayısıyla o gün bugünden daha kötü değildi. Bugün o 40 yıl evvelinin zirvesiyle eşdeğerdir. Dikkat edin ha, uyarılarına karşı belki de Fed elini çabuk tutmak zorunda kaldı. Tabii parantez içerisinde seçim sattı mahalline girmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat hükümetin ve Beyaz Saray'ın bu konudaki baskı ve telkinlerini de yabana atmamak gerekir. Çünkü Kasım'daki kongre ara seçimleri hem 2024 seçimlerinin hem de şu anda geri kalan Biden'ın geri kalan süresinde karar verebilme, kanun çıkarabilme, icraat yapabilme yetkisini doğrudan etkileyecek ve şekillendirecek. O bakımdan Fed'in bu konuda her ne kadar teknik ağırlıkla önce Amerika ulusal bilinciyle hareket ettiğini iddia etse de herhalde hem iç politika hem de dünyadaki global gelişmeleri göz ardı etmesi mümkün değil. Nitekim Amerikan Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak Putin'i ve Ukrayna krizini, Ukrayna'daki gelişmeleri, bu enflasyona ve Amerikan halkının benzin depolarını %100, bir sene içerisinde %100 zamla doldurma dramına sebep göstermesi ve suçlaması da herhalde yabana atılacak bir durum değildir. Dolayısıyla bütün bu çerçevede şimdi elini ağırdan alan, enflasyonun momentum kazanmasına fırsat veren Fed şimdi bundan sonra daha dikkatli olmak durumunda. Ama elini sağlam tutan bir unsur var. 3,6'lık bir işsizlik oranı. İnanılmaz bir rakam. Doğal işsizlik rakamı gibi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ben çalışmak istiyorum, ekmek kazanmak istiyorum deyip de iş bulamayan hemen hemen hiç kimsenin olmadığına işaret eder. Her ay 400 bin yeni istihdam yaratılıyor. Müthiş bir ekonomi. Çok derinlikli bir ekonomi. Evet, faizi artırdınız. Konut fiyatları ve mortgage krediler de düşüş oldu.
Ama tüketim harcamaları devam ediyor. Amerikan ekonomisinin %80'i tüketim harcamalarından kaynaklanıyor. Binaenaleyh bu açıdan bakıldığında Amerikan ekonomisi henüz canlılığıyla ve geçtiğimiz Cuma günü Beyaz Saray ekonomi danışmanlarının bloklarında enteresan bir değerlendirme vardı. Gelire, harcamaya, istihdama ve sanayi üretime dört temel faktöre bakıyorlar. Diyorlar ki dördünde de durum iyi, biz asla resesyonda değiliz. Tabii şunu da hemen hatırlatmakta fayda var. Bu ister Amerika olsun, ister başka bir ülke olsun, her daim geçerli. İşte IMF'nin en son salı günü çıkan Dünya Ekonomik ve Görünüm raporunda vurguladığı gibi aslında enflasyon şu anda dünyanın büyük belalarından, yerleşik belalarından biri haline gelmiştir. Nitekim o açıdan baktığınızda IMF baş ekonomisti Olivier Pierre Gonincia diyor ki enflasyonist süreçler maalesef artık yerleşmiş ve dünya konjonktürünün bariz bir unsuru haline gelmiştir. Dolayısıyla merkez bankaları sıkılaştırıcı patikada kalmaya, hatta hapsolmaya mahkumdurlar, öyle gözüküyor diyor. Unutmayın, bir kere enflasyon bünyeye yerleşirse stagflasyon ihtimali doğar. Nedir stagflasyon? Enflasyona ilaveten sıfır ya da sıfıra yakın büyümedir. Yani resesyon tehlikesinden evvel stagflasyon tehlikesi var. Niye? Bir ileri aşamada resesyon var. Enflasyon üzerine iki çeyrek üst üste daralma. Daha kötüsü var. Slumpflasyon. Yüksek enflasyon ve sürekli küçülme. Daha da berbadı depresyon. Yüksek enflasyonun üzerine artan işsizlik ve sürekli küçülme. Dolayısıyla enflasyona bir kere esansiyel tansiyon gibi bünyeye, ekonomiye yerleşme fırsatı verirseniz, ondan sonra söylediğimiz bütün bu daha karmaşık, daha komplike hastalıklar veya ekonomik sıkıntılar boy gösterebilir. Ama Amerikan ekonomisinin şu anda resesif eğilimlerden dünyada hakim, IMF raporunda da gayet açık ve net olarak işaret edilen, çünkü IMF genel geçer ifadeyle Asya'da, Avrupa'da, gelişmiş ekonomilerde gelişmekte olan pazarlarda ne yaptı? Büyüme prospektlerini, tahminlerini daralttı, küçülttü, geriletti, enflasyon tahminlerini ilerletti, büyüttü, manşeti yukarıya çekti. Binaenaleyh bu resesif, bu daralmacı, bu genişlemeciden, büyümeciden ziyade daralmacı, Allah esirgesin daha ileri aşamalarda büzüşücü, yani slumpflasyon, depresyon tehlikesini de barındıran ekonomik konjonktürden uzakta kalması, azade kalması mümkün değil. Ama yakın bir zamanda da Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi resesyona girecektir diyemeyiz. Sadece istihdamdaki performansı ve işsizlikle mücadeledeki yetkinliği dahi, istihdam yaratmadaki gücü, iktidarı, kudreti dahi Amerika Birleşik Devletleri'ni yakın zamanda resesyon tehlikesinden uzakta, azade tutar. Tabii farklı gelir gruplarında ekonominin daraltıcı, resesif etkileri farklı sonuçlar doğurur. Farklı şekilde algılanır. Bunu da hesaba kattığınızda bazı görece daha az varsıl, görece daha yoksul kesimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon koşulları altında yaşamaya başladıklarını hissetmeleri veya öyle bir yapı içine girmeleri de doğal kabul edilmelidir. Ama ekonominin bir bütün olarak resesyona girdiğini söylemek veya iddia etmek rakamlar karşısında mümkün değildir. Hocam, şimdi enflasyonu ayrıntılı bir şekilde yorumladınız küresel tarafta. Peki yurt içerisinde dönmek gerekirse, bugün 3. enflasyon raporu yayınlandı ve %60.4 seviyesinde yıl sonuna ilişkin beklentilerin orta noktası. 1. enflasyon raporu Ocak ayında gerçekleşmişti ve %23.2 ile başladığımız bir süreç. 2. enflasyon raporunda %42.8, bugün itibariyle 60.4. Baktığımız zaman yılın 4. enflasyon raporu ve son enflasyon raporu da 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ki büyük ihtimal yukarı doğru yeni bir revizyonla karşı karşıya kalacağız. Hem %60.4 seviyesini nasıl yorumlamak istersiniz, hem de 27 Ekim tarihinde Merkez Bankası tahmini ve sizin yıl sonu beklentiniz. Neler söylemek istersiniz hocam genel olarak? Evet, şimdi biliyorsunuz 3 ayda bir çeyreklik gelişmeleri
göz önüne alarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon görünüm raporu yayınlanıyor. Bu bizim için önemli bir rapor. Oldukça mündeceratlı, kapsamlı bir rapor. Son dönemlerde geçtiğimiz başkanlardan birinin, Murat Başkan'ın döneminde de böyle bir takım araştırmalar, bir takım tespitler, bir takım açılan pencereler, bu raporun Merkez Bankası'nın ifadesidir. Pencerelerle hakikaten ekonomik gelişmelere, dinamiklere önemli lezzetler katan, önemli içgörüler sağlayan, önemli analizlerin paylaşıldığı bir güldeste. Yani bizim için gerçekten önemli bir rapor. Tabii bu rapor kadar bu raporun sunumunda başkanın sunumu ve sunum sonrasında soru cevap kısmı da önemli. Tahminler çerçevesinde bugün başkan yeni bir vaziyet, yeni bir ışık, yeni bir politika duruşuna ait somut bir dizi işaret vermedi. Bilinenler tekrar edildi. Ama rapor bizim elbette arşivimizde yer alacak. Değerli bir çalışma, global değerlendirmeleri, dinamikleri takiben Türkiye'deki dinamiklerden bahsedilmiş. Gene bildik benzer ifadelere yer verilmiş oluyor. Biraz daha PPK raporlarında da olduğu gibi veya karar özetlerinde de olduğu gibi dünyadaki ters konjonktür gelişmeleri ön plana çıkarılmış. Ama netice itibariyle bizim açımızdan, yani piyasanın da baktığı enflasyon, sene sonu enflasyon öngörülerinde, manşet öngörüsünde bir değişiklik var mı? Şimdi demin sizin ortaya koyduğunuz şey çok açık ve net. Üçüncü rapordayız. %20, %40, %60. Sektirmeden ilk önce %100 artmış birinci rapordan ikinci rapora. Sonra ne olmuş? %50 artmış. Şimdi maalesef enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam ettiğini biliyoruz. Binaenaleyh Ekim'in sonunda, son haftasında yayınlanacak dördüncü raporda da enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edileceği konusunda bir şüphemiz yok. Beklentiler de bu yönde. Ama ümit edilir ki bu revizyon oranı daha da düşük olsun. Tabii ilk rapordan ikinci rapora kadarki %100'lük artış aslında, hemen şöyle bir geriye saralım. 2022'nin başında ne umutlarla seneye başlanmıştı. Normalleşme süreci çerçevesinde henüz Ukrayna savaşı ortada yokken, çatışma koşulları neşet etmemişken çok daha olumlu beklentilerimiz vardı. Bu beklentiler birdenbire bozuldu, dejenere oldu ve dolayısıyla bugün gelinen noktadayız. Anlaşılıyor ki Merkez Bankası o faiz kullanmama yedinci boncuğunu taktığı halkada yeni boncuklarla diziyi tamamlamaya veya sürdürmeye kararlı. Makroekonomik ihtiyati tedbirlerden, liralaşma stratejilerinden bahsediliyor. Anlaşılıyor ki yeni bir vaziyet ediş işareti en azından bu çeyrekler itibariyle mümkün gözükmüyor. Tabii gene Sayın Başkan özellikle gıda fiyatlarındaki karakteristik ilerlemelere veya enerjideki katkılara işaret etmekle beraber işte fiyat artışları durdu dedi, bereket dedi, bolluk dedi vesaire. Evet. Ama bunların hepsinin temenniden ibaret olduğunu biliyoruz. Çünkü temenniler, ihtiyatlı iyimserlik hepimizin mottosudur. Ama evet, bir de matematik var, cebir var. Yani maliyet endeksleri var, yurt içi üretici fiyatları var, ihracata mal hazırlarken fiyatlar var, yurt dışı fiyatları var, gıda fiyatları var, evet, üretici endeksi var. Dolayısıyla bütün bunlar görüldüğünde Merkez Bankası manşet enflasyonun gerçek profiline daha yakınsamayı sürdürüyor ve evet, sürdürmeye de devam edecek. Ama buna karşı yeni bir politika seti ortaya koyacak mı? Ona ait herhangi bir işaret görmek mümkün evet, değil. Burada tabii bir Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde ve haftalarda cevap vermesi gereken bir ikilem var. Bir taraftan en son PPK karar duyurusunda da resesyonun artan şiddetinden bahsediliyor, tehlikeden bahsediliyor. Ama o zaman sıkılaştırma mı yapmamak lazım? Sıkılaştırma yapmazsanız enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz? Evet. Bunlar Türkiye ekonomisinin karşısındaki önemli ikilemler. Onun için Fed'i dövelim, kızalım ama şu şeyine de saygı gösterelim. Bir kere enflasyonu iki haneli ve daha sonra esansiyel hale gelmesine yol verirseniz mücadele çok zorlaşır. O bakımdan ellerinden gelenin en iyisini yaparak
bu enflasyon sarmalının ortaya çıkmasına engel olacaklar. Evet. Yapmaya çalıştıkları budur. Evet. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman. Hocam değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, Araştırma Masası programının bugünlük sonuna geldik. Yayınlarımız devam ediyor. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, huzurla kalın.